Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Berat Kandil'ine rast gelmesi tabii bizim için çok önemli. Böyle bir tevafuk dan mütevellit mutluyum. Böyle güzel bir günde bu konuyu işlediğim için. Çünkü gerçekten toplumumuzda büyü konusu şu an çok büyük bir muamma ve çok büyük bir problem. Ciddi bir problem. Özellikle medyanın çok güçlenmesi, yayılmasıyla birlikte, yani internetin daha doğrusu çok güçlü bir şekilde hayatımızın her alanına girmesi itibariyle bu konu da o kadar korkunç derecede dejenere edildi ve yayıldı ki artık bakıyoruz bazı internet sitelerinde işte ölüm büyüsü yapılır, aşk büyüsü yapılır, para büyüsü yapılır vesaire, bir sürü alenen yayınlar, ücretler vesaireler, örnekler, büyü nasıl yapılır konusunda örnekler çok pervasız bir şekilde piyasada. İnsanlar da tabii bunlara çok meyilli. Neden? Biz üstün Türk ırkının en büyük özelliği lokma piş ağzıma düştür. Kısa yoldan ben nasıl hedefime varabilirim ve bir işi nasıl çok çabuk bitiririm? Yani çalışarak, emek sarf ederek hedefe varmaktansa bir domuz yağıyla veya bir iki kalem oynatmayla acaba nasıl o kişiyi kendime bağlarım? Veya o kişinin iş hayatını nasıl bitiririm? Veya evliliğini nasıl bitiririmin hesabında. Şimdi ben aslında bu konuyu biraz da tarihsel süreciyle anlatmak isterdim. Hatta öyle planlamıştım yolda gelirken. İşte Maya, Keçva, İnka uygarlıklarından itibaren veya Budistler, Şamanistler, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslamiyet'te büyü ritüelleri nasıl uygulanıyor, nasıl yöntemler var, tarihsel süreci nedir, bunları anlatmayı düşünüyordum. Sonra dedim ki ya hayır, bunlar zaten kitaplarda okunarak öğrenilebilecek şeyler. Biz kitaplarda olmayan şeylerden bahsedelim ki pratikte, pratik bilgiye dökelim. Yani elektrik mühendisi vardır. Adam sadece ampul takar ama bir ufacık bir şarj cihazını, bir şeyin tamir edemez. Ama elektrik mühendisidir. Öbürü bir elektrik teknisyenidir. Gelir bütün apartmanın elektrik sistemlerini yapar çıkar gider gibi. Burada önemli olan nedir? Elektrik mühendisi olmak değildir. Önemli olan o tamiratı, o şeyi yapabilmektir yani. Öyleyse ben de teoriden çok pratiği bugün anlatmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Yani büyüye karşı nasıl tedbir alabiliriz? Bir insan üzerine büyü olduğun emareleri nelerdir? Bunu nasıl hissedebilir kendi üzerinde? Bunu işleyelim diyorum. İşte böyle örneklerle, yani güncel hayatımızda da yaşanmış örneklerle bu konuyu ben de işlemek istiyorum. Mesela çok benim aklımda kalan, tabii yaklaşık 19 ila 21 bin kişi arasında bir kişi gelmiş bana 30 yıl içerisinde. Ortalama 20 diyelim. Bunlar içinde çok müşahhas bir iki tane örnek var aklımda kalan, hiç unutmadım. Mesela birisi İstanbul içinden 19 yaşında bir genç evli bir bayan geldi. Ben dedi dedeme ölüm büyüsü yaptırmak istiyorum dedi. Deyince ben tabii sinirlerim bozuldu. Hemen direkt aklıma taciz gibi bir konu geldi. Yani bu kadar çok büyük bir kin duyması lazım ki dedesine. Hani büyü yaptırabilecek kadar bir şey duyması için öyle bir şey oluşması lazım. Tabii biraz da o yüzden korkarak sordum. Niçin yaptırmak istiyorsunuz diye. Yani dediğiniz kötü bir insan mı? Size bir kötülük mü yaptı? Büyük bir kötülük mü yaptı dedim. Hayır dedi. Dedem çok iyi bir insan. O zaman niçin yaptırmak istiyorsun dedim. Tek varisi benim. Gençken yiyeyim. Bunu hani 20-30 yıl sonra yedikten sonra ne kıymeti var dedi. Ve dondum kaldım orada. Kendisini de görseniz
Yani buraya getirsem görseniz dersiniz ki Volkan Bey iftira atıyorsunuz bu bayana, imkan yok böyle bir şey söylemesine. Melek yüzlü birisi. Yüzünden resmen nur akıyor mübareğin. Ama bir dedesini, öz dedesine büyü yaptırabilmeyi düşünecek kadar şeyden çıkmış yani. Nefsi artık, nefsi emmarenin daha altında da herhalde şeyler olması lazım diye düşünüyorum yani. Böyle bir şey. Şimdi bir gün yine Zekeriya Beyaz'la bir program yapıyoruz ATV'de. Esra Ceyhan'ın bir programıydı canlı yayında. İşte tabii zamanın kutbu, Zekeriya Beyaz Hoca Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu yine büyünün olmadığını, bu tür şeylerin hikaye olduğunu, Nur Muhammed Hoca Efendi, yalnız düzgün konuşalım, söylerken olsun, edebiyatçı da olsa Kaddesallahu Sirruhu büyük bir zat, yine de belirtmek lazım. Şimdi bunları söylerken ya bir bayan beni aradı. Ya bu adam ne diyor ya dedi. Bu adam nasıl profesör olmuş dedi. Dünyadan haberi yok. Yaşadığı dünyadan haberi yok hocam dedi. Neden dedim? Ya ben ev hanımıyım dedi. Kocam eve gelmez. Serkeşin tekidi dedi. Bir türlü eve getiremezdik dedi. Çalışmaz. Böyle birisiydi. Bir hocaya gittim. Bir şeyler yazdırdı. O yazdırdığı şeyi eve koydum ve o suyu içirdim. Ya dedi, peki dedi, böyle bir şey olabilir mi? Şimdi adam dedi evden çıkmıyor. Yani ben bunu yaşamasam ne hocam dedi. Yani bu kadar olan bir insan 180 derece değişebilir mi? Ben bunları yaşadım dedi. Bunun dünyadan haberi yok bu adamın dedi. Hani var mıymış yok muymuş büyü, herhalde böyle bir şey galiba başına gelmedi, bilmiyor dedi. Ben bizzat kendim yaptırdım dedi. İsmini vermedi tabii telefonda da, böyle sistemkar bir şekilde kendi yaşadığını samimi olarak anlattı kadıncağız. Şimdi bir olay daha var ama ona burada anlatamayacağım. O çok, çünkü etik değerlerin çok çok üstünde sarsıcı bir olay. Evli bir kadının oğlu yaşındaki birisiyle yaptırma kalktığı şeyler falan. Yani şunu söylüyorum, artık toplum gerçekten korkunç bir dejenerasyona girmiş. Gözü hiçbir şey görmüyor. Gözü görmeyen bir insan da fiziksel olarak başaramadığı bir şeyi bu yolları deneyerek başarmaya çalışıyor. Peki o zaman nasıl anlayabiliriz bir kişinin MR olduğunu? Mesela nezle olan bir kişinin burnuna kar, ateşi vardır değil mi? Öksürür, oradan anlarsınız ki kendisi sinüzit olmuş veyahut da nezle olmuş. Emareler bunlardır. En sade örneklemeyle. Büyülü insanla peki nasıl bir emare vardır? Öncelikle süjede aşırı derecede dalgınlık, unutkanlık, kararsızlık, geleceğe ait ümitsizlik, işlerinde bariz bir şekilde aksilikler. Yani öyle bir aksilik ki mesela bir tane diyelim, hadi iki tane, ama peş peşe böyle seri halde gelen aksilikler, sevdiğiyle arasın, sevdiklerine karşı agresif davranışlar, sebepsiz yere, basit sebeplerden agresifleşme, ama uzaklaştığı zaman ya ben ne yapıyorum, fındık kabını bile doldurmayan sebeplerden bu kadar şey davranıyorum, sert davranıyorum sinirlik deyip yani. Sinirlik. Ama tabii ki olayların psikolojik etkenleri de vardır muhakkak. Yani her üzerinde dalgınlık, unutkanlık, kararsızlık olana biz hani bu büyülü kişi diyemeyiz tabii. Ama daha mesela geçen haftaki ben olayı söyleyeyim. Bir bayan geldi. Ablam bana büyü yaptırdı dedi. Ya dedim, nasıl ablan ya? Şimdi bazıları da fantezi gibi veya hani kafasında kuruyor da diyorum. Ben bile, inanır mısınız? Ben bile inanmıyorum. Hala daha inanamıyorum anlatılanlara, ama öyle şeyler söylüyorlar ki bana. Bayan devam etti. Yatak odasına girdim. O sırada baktım ablam köşeye bir şeyler sıkıştırıyor yatağın köşesine hocam dedi. Ne yapıyorsun abla sen burada deyince panik yaptım. Bir şey yapmıyorum dedi. Yastığı kaldırdığım zaman altına baktım ki muska koymuş dedi. Yani şimdi artık hani
Bir bayan bunu anlattıktan sonra ya bu kafasında paranoya kurmuş bilmem hayal kuruyor veya zanla hareket ediyor artık diyemiyoruz maalesef. Abla niçin bunu yaptım dediği zaman işte ya sana çok sinirlendim kafamda kurdum en sonunda böyle bir şeye başvurdum diye itiraf etti dedi. Artık burası sözün bittiği yer yani. Çünkü resmen gözüyle görüyor ve bizzat yakalıyor kendisi. Şimdi buna benzer akrabalar arasında, komşuluk ilişkiler arasında bu tür vakalar artık o kadar çok yayıldı ki artık bunu bir entertainment, bir eğlence olarak algılanmaya başladı toplumda. Oysa ki İslam fıkhında bakıyoruz ki en büyük günahlardan birisi büyü olayı. Neden? Çünkü bir kere açık şirk var. Sadece büyük bir günahla kalmıyor, Allah'a şirk koşulmuş oluyor. Neden? İki sebepten dolayı. Birincisi, Rabbimin belirlediği levh-i mahfuzda kaderi mutlaka siz değiştirmeye teşebbüs ediyorsunuz. Hayır, o onunla evlenmeyecek, benle evlenecek. Veyahut da hayır, benden ayrılacak, şöyle olacak. Veya iyi giden işine siz ne yapıyorsunuz? Bozmak suretiyle kaderi değiştirmeye yani Rabbime Celle Celaluhu meydan okuyorsunuz. Bir bundan dolayı şirk. İkincisi büyü ritüelleri böyle Şemsül Maruf, Kenzül Havas, Kenzül Arş gibi kitaplarda yazıldığı gibi ya ben oradan alayım yazayım da ben de yapayım aynısını komşu Fadime teyzeye veya patronum Remzi Usta'ya şöyle bir şey yapayım da bak görsün gününü ne oluyormuş falan gibi bir şey olmuyor. Yani o kitaptaki ritüeli yazılı aynen alıp uygulamayla bu gerçekleşmiyor. Bunun gerçekleşmesi için önce kişinin haşa şeytanla anlaşma yapması gerekiyor. Arapçayı bilmesi lazım hocam. Önce hizmeti verecek ki Evet. himmeti alsın şeytandan. Ayrıca şey Yani var. Sünnet, pardon şey şey sarıyorlar işte safra sar bilmem neye sarıyorlar yani Evet. bir takım şeyleri kullanıyorlar. Ya onları kullanıyorlar İçinde da yani ona göre yapılacak edecek. onlar yeterli değil ama. Değil ama yazan adamın yani bir nokta eksik yazdığı zaman diyor ki ya işte kocamlar ham düzelsin diye yazdıkça da tepe taklak oluyor. Muhakkak. İşin yani Şimdi noktanın eksikliği bile tamam şey değiştiriyor. o ayrı bir konu da ben şurada şunu vurgulamak istiyorum. Bu ritüeli doğru olarak tam dahi yapsa gerçekleşmez. Evet. O zaman herkes birbirine her şeyi yapar. Zaten millet artık birbirine fırsat kolluyor. Öyle olsa ilk önce ben Obama'ya yaparım yani. Ama Şimdi Müslüman bir peki o zaman nasıl oluyor? Önce şeytanın istediği hoşuna giden bir şeyi yapıyor. O da nedir? Haşa evli bir kadınla zina yapmak. Haşa Kur'an'ı tuvalete atmak veya ayağının altına almak veya hayvanlara aşırı yakarak öldürmek gibi şeytanın çok hoşuna gidecek bir şey yapıyor. Onu yaptıktan sonra şeytanın müsaadesiyle o ritüeli uyguluyor ve gerçekleştiriyor. Yani Rabbim burada açık bırakmış. İstersen diyor bu ilmi Harut ve Marut olayındaki gibi bu ilim var. Ama bu senin imtihanın. Yaparsan küfre düşer, ebedi cehennemde yanarsın. Aynı bir insanı öldürüp öldürmemek gibi. Veya hani çok klasik bir örnek olacak ama hani bir ekmek bıçağını bir insanı öldürmekte veya bir pastayı ekmeği kesmekte kullanma konusu gibi. O zaman demek ki bu iki husustan dolayı büyü yapan ebedi cehennemde aynı bir insanı sebepsiz yere, haksız yere öldürmek ve haşa Rabbimi inkar etmekle eş değerde büyü. Ama toplumda öyle bir hale gelmiş ki artık hiç bunları düşünmeden çok rahat bir şekilde basit dünyevi ihtiyaçları için insanlar bunları çok rahat bir şekilde uygulatmaya çalışıyorlar. Özellikle Başaran iş var. yerinde, Hı? lokal iş yeri, yani İş konusunda, iş evet. konusunda iş yerinde şefini, müdürünü göndermek isteyen, Evet. arkadaşını ayrı kaydırmak isteyen Evet. çalışanlar çok. Şimdi Üsküdar'da böyle büyük bir mağazanın müdiresi vardı, bir bayan müdüre. Bu konulara gülüp geçerdi.
İzah etmeye çalışırdım. Bakın öyle değil olaylar. Bir gün gelin seansımı izleyin. Bir gün şöyle böyle diye. Neyse ben Altınoluk'ta tatildeyken yazlıkta beni aradı ısrarla. Ben dedim gelemem yani tatildeyim dedim. Neyse Eylül'de döndüğümde ya Volkan Bey size bir şey anlatacağım ki aklınız duracak dedi ya. Hani biliyorsunuz siz hiç ittiba etmezdim. Hani bu konularda anlatımlarınıza. Fakat bizzat başıma gelince anladım neyin ne olduğunu dedi. Ve şunu anlattı bana. Hani iş yeri dediniz de Ali Bey. Oradan aklıma bu çağrışma yaptı bu şey olay. Mağazaya giriyorum. Çok otoriter bir kadın. Bir erkek gibi. Çok sert ciddi. Kendine işkolik olmuş. Artık kendini mesleğini işine vermiş. Mağazayı çok güzel yönetiyor. Bir general gibi böyle disiplin düzen içerisinde her şeye hakim ve çok kuralına göre de ticareti uygulayan bir kadın. Ya, içeri giriyorum mağazaya, sabah açıyorum, giriyorum, ruhum sıkılıyor. Koltuğa oturuyorum, oturduğum bir güç beni böyle kaldırttırıyor resmen. Gidiyorum, kapının dışına çıktığım an rahatlıyorum, huzur buluyorum. Mağazaya girince tekrar kalbim çarpıyor, içim sıkılıyor, ruhum sıkılıyor. Ya o koltukta ne var? Allah Allah dedim diyor. Sonra hani böyle şeylere de inanmıyorum ya. Ama fakat yani o kadar bariz bir şekilde dışarı çıkıp rahatlayıp içeri koltuğa oturduğumda böyle ruhum sıkıldığında ya dedim bu sizin bu sefer bana anlattığınız örnek olaylardan falan böyle çağrışımı yaparak dur bakayım dedim ya şu koltukta acaba bir şey olabilir mi gibi böyle hiç inançsız bir şekilde çevirdim. Masanın üstüne yatırdım. Bir baktım ki o oynayan kısmın altında bir kağıt parçası var. Kağıt parçasını aldım. En yakın yerdeki caminin hocasına gösterdim. Kendisi bu büyü sizin adınıza yapılmış. Bakın demiş annenizin ismi şu mu? Sizin isminiz bu mu? Demiş evet demiş. Bakın sizin isminizle büyü yapılmış. İşten çıkmanız için. Bunun üzerine pratikten düşündüm diyor. Tabii zeki bir kadın. Yani yıllardır ben bildiğim bile 20 yıldır o büyük çok tanınmış bir mağazanın müdüresi. Pratikten düşündüm. Kim olabilir, kim yapabilir? Çaycıyı sıkıştırdım. Bak seni işten atmayacağım. Bana samimi olarak itiraf edersen, kim koyduğunu, nasıl bir şey olduğunu anlatırsan seni affedeceğim dedim diyor ve o efendim şefle birlikte bir hocaya gittik. Beraber maalesef yaptırdık. Sizin müdürlükten ayrılıp kendisi yerinize geçmek istiyordu. Bundan dolayı yaptık. Bunu yaşamasaydım diyor gözlerimle hani bu olayı görüp bu kalp çarpıntısını bu sıkıntıları bariz yaşamasaydım ve başkası bana anlatsaydı ben inanmazdım. Bu Üsküdar'da yaşanmış bir olaydı. Bundan 20 sene önce. Gibi bu. Siz de kendi özel hayatınızda mutlaka bu veya benzeri şeyler yaşamışsınızdır veyahut da duymuşsunuzdur. Demek ki büyü bir realite. Peki o zaman nasıl kurtulabiliriz? Şimdi oraya gelelim. Tabii çok çeşitli yöntemler var. Şemsül Marif'te, Kensül Havaz'da, Kenzül Aş'ta çeşitli yöntemler var. Ama ben en pratiğine, üstün Türk ırkının evladı olduğum için böyle uzun uzadıya şey yapılacak şeyleri pek yapmayız. Üşeniriz. Hatta biliyorsunuz mesela... Üşenmeyiz, yaparız. Yaparız, üşenmeyiz. Siz alnınızı uzun uzadıya değil de alnınızı. Onu da yaparız. İşte çok güzel. İşte bir Türk milletine büyük özel yaparız der, yazar eder. Fakat bir türlü yarın, öbürsü gün, bir dahaki gün derken yıllar ve seneler geçer. Bunu bunun da en müşahhas örneği benim. Çünkü 4 senedir daha kapının bir türlü şeyini tamir edemedim kapısını. Bir rahmette. Hep yarın, öbürsü gün, yarın, öbürsü gün ve sallıyoruz. Şimdi ama peki ben tabii görevimi yapayım. Hani neler yapılabileceği. En kolay yöntemlerini söyleyeceğim. Bir iki tane yöntem. Ama şunu söyleyeyim. Mesela bu kitaplarda çözme yöntemleri hakikaten gerçekten doğru. Yani hangisini yaparsanız yapın sonuca ulaşabiliyorsunuz. Güzel. Hepsi hemen hemen. Ama en kolayları şu. Bir tanesi denize girme olayı. Tam bizim milletimize has bir örnek. Çok kolay. Göğüs hizamıza kadar denize giriyoruz. Nefesimizi tutuyoruz, dalıyoruz. Son nefesimize kadar kalıyoruz. Çıkıyoruz, bir dakika dinleniyoruz.
kalp atışımızı normale indiriyoruz, bir daha dalıyoruz. Yine son nefesimize kadar kalıyoruz. Çıkıyoruz, bir dakika dinleniyoruz, bir daha dalıyoruz. Çıkıyoruz derken denizden mi çıkıyoruz? Sadece boyun hizası. Göğüs hizamıza kadar girdik. İskelenin bacağından tutuyoruz. Hani su bizi tekrar yukarı kaldırmasın. Veya merdiven varsa Saint-Tropez'de veya Hawaii'de giriyorsanız denize, hani orada böyle böyle şeyi merdivenlerden de tutunarak da yapabilirsiniz bu işlemi. Böyle bütün vücudu suyun içine sokup son nefesimize kadar kalıyoruz. Çıkıyoruz, bir dakika dinleniyoruz, kalp atışımızı normal indiriyoruz, bir daha dalıyoruz. Yine son nefesimize kadar kalıyoruz, çıkıyoruz. 9-10 kere bunu yapıyoruz. Veya şnorkelle de mesela 10 dakika hani falan, en fazla 15 dakikada sürekli de kalabiliriz. İlla buradan girip çıkma diye bir şey söz konusu değil. Amaç... 41 mevimliydi. Yani kıyıya yatıp... Amacı... şey olması boyuna kadar... İşte amaç bu. İşte amaç burada bütün vücudu suyun dibinde azami tutabilmek. Büyü varsa büyü çözülüyor. Üç harfli varsa vücudu terk etmek zorunda kalıyor boğulmamak için. Nazar varsa nazar olayı bitiyor. İnsan üstüne bir pozitif enerji oluşuyor. Ama bunu gölde veya havuzda yapamıyoruz. Yani tatlı suyun olduğu yerde yapamıyoruz. Sadece denizde yapılabiliyor. Mardin'de PTT'nin arkasında bir kilise var. Zannediyorum Süryani Kilisesi diye hatırlıyorum. Orada duvarda bir tablo gördüm. Yağlı boya, çok eski yapılmış bir tablo. Orada papazın birisi bir adamı böyle denize batırıp batırıp çıkarıyor. Vaftiz gibi yani. Vaftiz. Ben öyle zannettim. Ben vaftiz zannettim önce. Papaza sordum. Efendim dedim, bunun anlamı nedir bu tablonun dedim. Eskiden dedi, inanırsınız inanmazsınız bilmiyorum ama beyefendi dedi, eskiden cinli hastaları, böyle ruh hastalarını dedi, papazlar iyileştirmek için böyle denize sokup bekletir bekletir çıkartırlarmış. Sokup bekletip bekletip çıkartırlarmış dedi. Onu temsilen yapılmış bir resim dedi. Ben de bunu 20 yıldır bana gelen arkadaşlara izah ettiğimi, uygulattırdığımı söyleyince çok memnun kaldı. Demek ki dedi, bu böyle fantezi bir resim değilmiş dedi. Hani hakikaten de doğruymuş diye. O da inan, o da mutlu oldu böyle bir şeyden. Demek ki bu ritüel Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, Budizmde de uygulanan bir ritüel. Şimdi bu bize en uygulanan, en pratik yöntem. Gelelim ayetlerle yapılan yönteme. Bir tanesi, bizimle kan bağı olmayan birisine 10 metre pamuk ipliği veriyoruz. Ona hani fiyon katılır ya, çektiğimizde çözülecek şekilde öyle bir düğüm atıyor. Hani bir düğüm vardı, çektiğimizde düğümlenir, bağlanır, ama bir düğüm vardı ki çözülür. O şey fiyon şeklinde 101 tane düğüm atıyoruz. Şimdi 41 de olabilir. Bazı kitaplarda 41 yazıyor, bazılarına 101 yazıyor. Ama ben 101 diye tavsiye ediyorum. Düğüm attırıyoruz. Sonra düğüm alıyoruz. Birinci düğüme Felak suresini okuyup üflüyoruz. Allah'ın izniyle büyüm çözüldü diyoruz, çözüyoruz. İkinci düğüme Nas suresini okuyup üfleyip çözüyoruz. Allah'ın izniyle büyüm çözüldü diyoruz, çözüyoruz. Üçüncüye tekrar Felak. Felak Nas, Felak Nas şeklinde okuyup bütün düğümleri çözüyoruz. Bu arada mesela 60'a veya 70'e geldiğimiz zaman o an konsantrasyon, dalgınlıkla ya ben en son Nas mı okumuştum, Felak mı okumuştum diye bir hani vesveseye girebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Hangisinden istiyorsanız devam edin. Çünkü biliyorsunuz her iki surede özellikle büyüye karşı nazil olmuş sureler olduğu için bir ehemmiyeti yok. Yani bu işlerde fazla da panik, fazla da rakamlara girmeyeceğiz. Çünkü hani 101'di de ya acaba ben 101'de 100 mü yaptım falan gibi. Önemli olan o ritüeli yapmak. O kadar fazla ayrıntıya da girmeyeceğiz. Volkan Bey, ben size bir şey anlatabilirim. Yani bitireyim. Bitireyim. Ben bunun devamını size anlatayım. Şimdi bu düğümleri çözdükten sonra bu ipi bir kova sıcak suya atıyoruz. 10 dakika bekletiyoruz. Suyun ipi absorbe etmesi için. Ondan sonra o suyla geniş bileğin içerisine baştan aşağı gusül abdesti alıyoruz. Leğendeki suyu ayak değmeyen bir yere bir ağacın dibine destur bismillah çekip döküyoruz. Veyahut da evimizde saksılar varsa o saksıların çiçeklerinin dibine suyu döküyoruz. Neden? Okunmuş su çünkü kanalizasyona kaçmaması gerekiyor.
Bir yöntem bu. Diğer bir yöntem de masamızın üstüne yatak çarşafı, temiz yıkanmış yatak çarşafımızı, yastık kılıfımızı, toz şeker, tuz, fanilamızı, gömleğimizi, bir damacana içme suyu ve bir kova sıcak suyu masamızın üstüne koyuyoruz. Bir dakika, toz şeker sonra neydi? Toz şeker, tuz, içme suyu, sıcak su. Yani birisi içmek suretiyle içten bir temizlik, bir diğeri de yıkanmak suretiyle dışarıdan yıkanmak suretiyle sıcak su. Yatak çarşafımız, yastık kılıfımız, bunlar eski olabilir, önemli değil, önemli olan temiz olması. Bunları masanın üstüne koyuyoruz. Sahih Buhari, Sahih Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud, İmam Malik'in Muvatta'sı da, yani Kütüb-i Sitte'de belirtilen büyüye karşı neler okunmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belirtmiş. Oradaki ayet ve duaları, masamızın üstündeki bu malzemeleri birer kere okuyup üflüyoruz. Ondan sonra o yatak çarşafımızı, yastık kılıfımızı seriyoruz. O toz şeker tuzu biliyorsunuz nelerde kullanılacağını. İçme suyu ailece hep beraber içiyoruz bitene kadar. Sıcak suyu da yine öbür ritüelde olduğu gibi geniş bir leğen içerisine baştan aşağı gusül abdesti alıyoruz. Bu benim sitemde arkadaşlar, o ayet ve dualar var. Siteme giren arkadaşlar oradan da direkt kopya çekebilirler. Oradan çıktısını alabilirler. Onları ben topladım. Bir de o Asım Köksal Hoca'nın İslam tarihinin 11. cildinde de yine bu ayet ve dualar yazılı. Orada da var. Kütüb-i Sitte'de de var. Ben onları iki sayfaya topladım. Sitemde tek tek yazdım. Arkadaşlar oradan çıktısını alıp indirirlerse, kullanırlarsa faydalı olacaktır. En pratik yöntemler bunlar. Şimdi tabii ki bunun dışında dışarı çıkarken de yapmamız gereken işlemler var. Bir de en son şöyle bir yöntemi tavsiye edebilirim. Tenceremize 1 litre elma sirkesi koyuyoruz. 1 litre su ilave ediyoruz. Kaynatıyoruz. O kaynarken odalarımızın bütün kapılarını açıyoruz. Dolapların, çekmecelerin kapaklarını, çekmecelerini açıyoruz. Tabii pencereler kapalı oluyor. O kaynama ile birlikte tabii o buhar bütün odalara, tuvalet ve banyo dahil yayılıyor. Bu arada YouTube'dan Rukiye ayetlerine giriyoruz. Büyüye karşı okunan Rukiye ayetleri diye tıkladığımızda bir taraftan onu dinlerken bir taraftan da kendimiz bir nas bir felak, bir nas bir felak yavaş yavaş okuyup içimize çekiyoruz, okuyup içimize çekiyoruz. Bu arada da o su kaynıyor ta ki bitene kadar. Bu da yine göreceksiniz evde çok büyük bir rahatlamaya vesile olacak. Şimdi buraya kadar kendi üzerimizde yapacağımız işlemleri anlattık. Şimdi peki evde nasıl bir ritüel uygulayacağız? Siyah saplı bir ekmek bıçağı alıyoruz. Onun sivri ucuyla penceremizin bir köşesinden başlıyoruz. Ayetel kürsü okuyarak bir köşeden başlayıp pencere pervazından, dış pervazlarından geçirip böyle başladığımız noktada bitiriyoruz. Ondan sonra bu pencereyi, o kapıyı teker teker evimizin bütün kapı ve pencerelerini ayetel kürsü okuyarak daire içine alıyoruz. Ondan sonra boş cam sil şişesinin yarısını elma sirkesi, yarısını suyla dolduruyoruz. Tüm ayetel kürsü okuyarak çevirdiğimiz bu kapı ve pencereleri spreyliyoruz. Sonra halılarımıza şöyle gelişi güzel 2-3 tane sıkıyoruz. Kalan sirkeli suyu banyo, lavabo ve tuvalet deliklerine sıkıyoruz.
Ondan sonra bir tutam defne yaprağı, kişniş, üzerlik tohumunu tavaya atıyoruz, ateşe tutuyoruz. 4-5 dakika sonra yoğun bir duman çıkıyor. O dumanı bütün odalarda, tuvalet ve banyo dahil, gezdiriyoruz. Sonra her odaya 7'şer tane ayetel kürsü okuyup üflüyoruz. Bunu haftada bir defa 3 hafta boyunca yaparsanız çok faydasını göreceğiz. Sonra da ayda bir uygularsanız çok çok iyi olur. Nasıl? Fizyolojik bir evimizde temizlik yapıyorsak, 15 günde bir, ayda bir, temizlik hastasıysanız tabii her gün yapıyorsanız, böyle bir kozmik temizliğin yapılmasında da çok büyük bir fayda var. Şimdi sorusu olan var mı? Ne demiştiniz? Kişniş bir de neydi? Üzerlik tohumu ve defne yaprağı. Birer tutam sadece. Yani avuç içi kadar bile değil. Şöyle bir tutam kadar atıyoruz. Tavayı koyuyoruz. 4-5 dakika sonra yoğun bir duman çıkıyor. O dumanı tüstürüyoruz. Bakalım ya, karışık tüsü satıyorlar aktarlarda. Onlar da ilginç. Ne tüsü? Tüsü, karışık tüsü diye. Yani hepsinden var. Karışık tüsü şöyle bir şey var. Mesela 7 dükkan süprüntüsü diye o isimde var. O ama daha çok rızık için. Çünkü bulunan yere bir pozitif enerji veriyor. Bu Hristiyanlarda ve şeylerde var. Çok güzel. Çok güzel. Ama neden? Çünkü üzerlik tohumu güzel. Onlar da bunu uyguluyorlar. Esasen işte ben pek tarihsel sürecine girmek istemiyorum. Üzerlik tohum uygulaması aslında ta şamanizmden geliyor. Budizmde, Brahmanizmde bile uygulanan bir yöntem ve bugün gittiğin zaman uzak doğuya orada görürsünüz ki oradaki mabetlerde de hala üzerlik tohumu yakılır. O geniş tüsü tasları var ya. Evet, Budist tapınaklarında hep üzerlik tohumu yakın. Neden? Çünkü üzerlik tohumu dimetil triptofan denen bir şeyin salgılanmasına vesile oluyor. Bir hormonun salgılanmasına sebep oluyor. Hipofiz bezinde bıngıldak dediğimiz hani beyin alt kısmında hipofiz bezin yaydığı bir salgı. Hatta bu normalde de her insanda, önceki programlarımda da söylemiştim. Gerçi bu artık 175. tekrar olacak ama önemli tabii. Gece 1 ila 3 arasında bu pik yapıyor. Yani üst zirve yapıyor bu hormonun salgılanması. İşte bundan mütevellit gece namazlarında insan Rabbime daha çok huşuyla eğiliyor, daha çok haz alıyor. Tabii şimdi mesela sadece bu dimetiltriptofanın salgılanması değil. Yani gece sessizliği, o sırada konsantrasyonun daha iyi olması, kalkıp hani buz gibi bir suyla insanın bir sıcacık bir atmosferi vücuduna hissetmesi. Çünkü bakın oruç, özür diliyorum, çok özür dilerim. Abdest de dikkat edin. Abdest suyunun değdiği yerler hep böyle oynar yerler. Boynumuz, el ayak bilekleri, yüzümüz, ensemiz hep hassas olan noktalara su gidiyor değil mi abdeste? Dolayısıyla su ateşi almıyor mu? Su negatif enerjiyi almıyor mu? Ve en çok ateş insanın olduğu yerler hep oynar. Boyun, el, ayak, bilek yerleri. Ve buralara su götürdüğü zaman insan hakikaten fizyolojik olarak ve psikolojik olarak da bununla birlikte bir rahatlama atmosferi içine giriyor. Bunların da elbette gece namazında insanda oluşturduğu tabii ki bir pozitif enerji var. Ama beyin de bu arada o hormonu salgılıyor. İşte bu hormonu veren madde de sadece üzerlik tohumunda bulunuyor. O insanı bir anda mistik bir havaya girmesine, psikolojik olarak girmesine ve daha iyi konsantre olmasına vesile oluyor. Bundan dolayı bu tür mabetlerde, kiliselerde, havralarda üzerlik tohumu çok yakılıyor, kullanılıyor. Evet, buyurun. Biraz önce bir televizyon programından sonra bir tane bayanın sizi arayıp
kocasına büyü yaptırdığını, alkol kötü oldu vesaire, bütün alışkanlıklarını bıraktığını, evine bağlandığını söylediniz. Daha sonrasında alkolü bıraktığını değil, öyle bir şey dememişti de. Fakat eve kesin döndüğünü ve ayrılmadığını söylemişti. Evet. Daha sonrasında da bu böyle bir ilmin olduğunu söylediniz. Bu ilmi de bıçağa benzettiniz. İyiye kullanılırsa eğer bir pasta veya işte bir insan öldürebileceğini söylediniz bıçakla. Ama şey de dediniz, yani bilimin kat'i suretle yasak olduğunu, çok güzel, nasıl gerektiğini vurguladınız üstüne basınca. Evet. Şimdi muallakta kalan insanlar olabilir. Hani ben kendi adıma çok güzel bir soru. Çok güzel. Dört dörtlük bir soru. Çok güzel bir soru. Evet. Söylemek istiyorum. Şimdi bu iyi niyetle yapılırsa veya kötü niyetle yapılırsa diye bir kayda var mı? Çok güzel. Yok. Arkadaşımız o kadar güzel bir soru sorduk. Çünkü eğer bu soruyu sormasaydınız, ya acaba o zaman demek ki ben eşimi eve döndürmek için böyle bir şeyler yapabilirim şeyi oluşacaktı, meşruiyeti oluşacaktı. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Beni de kurtardınız bu vesileyle, yoksa tenkitlere maruz kalacaktık. Çünkü hani insanlar bilemez benim bu konuda ne düşündüğümü. İyi oldu, ben böyle şey, bir bana fırsat vermiş oldunuz bu konuda. Hakikaten gerçekten çok güzel bir soru. O zaman tabii bu meşru mudur diyelim, kesinlikle meşru değildir. Çünkü ak büyü falan diye bir şey de yoktur. Büyü büyüdür. Yapan da yaptıran da ebedi cehennemdedir. Kimsenin bir kişiyi irade dışı yönlendirmeye hakkı yok. Ulemanın bir kısmı yalnız şu evlilik konularında biraz muallakta kalmıştır. Onu söyleyeyim. Onu söylüyor. İyi olursanız yapabilirsiniz. Deniyor ama İslam işte o senin imtihan. Şimdi mesela işte burada Osmanlı'da özellikle ulemanın bir kısmı karı koca boşandığında hani çocuk ortada kalmasın, yuva yıkılmasın diye caiz görmüş. Resmi ve dini nikah varsa burada müdahaleyi caiz görüyor. Ama yoksa veya birisini zorla kendine bağlamak, işte bir menfaat için yapılıyorsa bu caiz değil diyor. Mesela dini nikah yoksa karı iki kişi sevgiliyi birbirine bağlamak veya bir kişiyi giden kaçan birisini geri getirtmek caiz değil diyor. Ama ben de şunu söylüyorum. Adam İçki içiyor, karısını her gün dövüyor, işkence ediyor. Küfrediyor, hakaret ediyor, eve bakmıyor ve kadıncağız bu işkenceden, bu işkencevi hayattan kurtulmak için babasının evine gidiyor. Psikolojisi bozuluyor, belki de devamı halinde kadıncağız belki de intihar edecek. Veya intihar etmesi mi gerekiyor yani illa gitmesi için? Hayır. Bir evlilik mutluluk üzerine kurulur. Eğer o evde mutluluk yoksa boşanmak da kadına haktır İslam hukukunda. Gidiyor, biz ne yapıyoruz? Onun haberi olmadan irade dışı bir şeyler yazıp çizerek o kadıncağızın tekrar o evde işkence görmesini ve bu hayatın devam etmesini sağlıyoruz. Böyle bir şey hakkımız var mı? O zaman demek ki kişinin iradesi olmadan, hatta velev ki bu kadar ağır sebepler olmasa bile sadece İstemiyorum artık, ben huzursuzum, mutsuzum, senle yapamayacağım deyip gitmiş dahi olsa o kişiyi geri döndürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Peki ama hani kocanın dövmesi falan durumunda o adamı düzeltmek amacıyla yapılır mı? Hani adam karısına kötü davranıyor, dövüyor, işte içki içiyor falan, onu düzeltmek amacıyla yapılır mı? Şöyle olabilir, yani orada evet ama orada şu şart gerekir. Kişi diyecek ki ya ben gerçekten irade dışı davranıyorum. Bariz bir şekilde üzerimde bir şeyin olduğunu hissediyorum. Durumun düzeltilmesini istiyorum. Ne yapabiliriz acaba? Karı koca birlikte gelecekler. Biz mağdur durumdayız. Biliyoruz ki dışarıda birbirimizi özlüyoruz, seviyoruz ve basit sebeplerden yan yana geldiğimiz zaman birbirimize tahammül edemiyoruz. Bunu acaba nasıl düzeltebiliriz? Üzerimizdeki bu olumsuz etkileri nasıl bundan kurtulabiliriz derlerse bu konuda bazı şeyler uygulama yapmak caiz. Ama taraflardan birinin haberi olmadan, ondan habersiz yapılacak olan bir şey büyüye girer.
Çok güzel bir soruydu. Evet. Teşekkür evet, ediyorum. Efendim. Belki ondan biraz şey olacak da büyük bu etkisinleri de bulunuyor. Mesela hani etkiyle film nasıl etki ediliyor yani? Hani bir şey yazıyorsunuz, işte bir şey yazmıyor ya da işte bir şey yapıyor ama bu etkiyi nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi tabii bu da güzel bir soru. Çünkü ona güzel soru dedik. Seninkine güzel soru demezse kıskançlıklara veya sebeple sebep olabilir. O da güzel bir soru. Hakikaten yani bu nasıl olabiliyor? Fizyolojik olarak sıra dışı bir şey değil mi? Bakınız, bir makyaj bile bir büyü değil midir? Makyajsız bir kişiye baktığınızda fazla etkilenmezsiniz. Oysa aynı fizyolojik yapısına sahip bir kişi ruj sürdüğünde, rimel, kaşını incelttiğinde, işte bazı yüzüne işte bazı makyaj malzemeleriyle kişiyi kendisine olduğundan öteye gösterdiği zaman ilk başta ondan hoşlanmayacak kişi bu sefer ondan hoşlanır, doğru mu? Ama sonra nikah basıp da yatağa attığında karşısında bir Drakula ile karşılaştığında, hani o şeyler, o boyalar çıktığında, Allah'ım ben ne yaptım, nereye düştüm, hadi ya bu öyle gözükmüyordu, bu şimdi niye böyle oldu dediğinde, bu fark bir büyü değil midir? Bu adam makyaj yapma şekli mi? Efendim? Tabii ama sevdiğini makyaj yapması caizdir. Mesela şimdi ben bir ulema gibi Zekeriya Beyaz Hoca Efendi Hazretleri gibi konuşmayayım. Çünkü ben o şeyde değilim. Seviyede değilim. Onlar tabii kutup. Hani Gavs ve kutup onlar nefsi kamiliye ermişler. Biz daha nefse emmaredeyiz. O yüzden hani onlar gibi olamam. Ama hani ucundan kıtırından hani onun kitaplarının biraz ucunu inceleyen bir kişi olarak söylüyorum. Bir insanın eşine güzel gözükmesi, kaşını aldırması, gerekirse burun ameliyatı olması, herkes benim gibi mükemmel bir burnuna doğuştan sahip olamaz. Bakın nasıl güzel yandan. Şimdi Laz oldum, hemen oradan direkt söylenilebiliyor. Oradan belli. Şimdi peki bu buruna sahip değilse, bu estetiğe sahip değilse bir kişinin burun ameliyatı olması caizdir. Sağlık ya. En önce sağlık. Değilse bile eğer eşi soğumaya başlıyorsa, yani boşanması daha mı iyi? Eşine karşı eşinin ona soğuk olması daha mı iyi? Ama yok, ben merak ettiğim bir şey var. Hani biz de o levh-i mahfuzdaki şeyi değiştirmeye yönelik olduğu için şimdi. Hı-hı. Evet. Yani o kaydı koydum. Tamam. Şimdi ben de müzisyenim bu arada. Hı-hı. Mesela orta çağda bir müziğe tarafı yüklerlermiş. Yani o da iradesi olmadan bir müzik eseri çaldığı zaman irade olmadan onu yakalayan bir şey var. Hı-hı. O zaman yani bizim çaldığımız müzikler de böyle karşıdaki, yani onun iradesi dışında gelişen bir hadise ise biz onu çekiyoruz. Yani o şeyi değiştiriyoruz. Diyelim. Çok yani. Güzel. Ya vallahi gerçekten çok seviniyorum. Böyle güzel sorular sorulduğu zaman insan hakikaten mutlu oluyor. Müzik de bir noktada büyü. Ama şöyle. Herhalde kullanırsanız. Çok güzel. Güzel ama işte iyi niyetle bir insanı şevke götürmek. Mesela Mehter dinlerken daha kaleye gelmeden adam Mehter'e bir başlıyor. 30 kilometre öteden Maximilian'ın bacakları titremeye başlıyor. Ulan ayvayı yedik, biraz sonra kaleden gidiyor diyor. Daha adam gelmeden 30 kilometre öncesinden kaleyi fethediyor. Çünkü o müzik, o şey, o insanların bacaklarını titretiyor, bütün moralini yok ediyor. Güzel yönde bir etki. Müzik çok büyük bir sanat, çok büyük bir büyü. Mesela tasavvufta veya zikir çekeceksiniz. Bir kuru kuruya çekmek var, bir de oradan ince bir ney sesi geliyor. O sesle birlikte çekmek var o zikri. Hangisi güzel? Hangisi etkileyici, hangisi sizi daha çok konsantrasyona iter? Ney sesi, değil mi? Veya bir spor yaparken bir rock müziği dinlemek. Değil mi? İnsanı daha çok. Ama spor yaparken de neyi yaparsan koşu bantının üstünde uyuyakalırsın. Yani demek ki müziğin de dinlenecek yerleri, dinlenmeyecek yerleri var. Ama o müzikte tabii ki sözler, insanı küfre götürecek sözler ihtiva ediyorsa, evet, o da çok şey işte
daha çok Illuminati. İşte bu da Ali Bektan Bey'in kitabında. Müsaade eder misiniz? Tanıtabilir miyim kitabınızı? Tabii ben çok şeref duydum. Ferah Yurduz'u hanımefendi teşrif ettiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Sonra Ali Bektan Bey'e kırmadılar, geldiler. Ferah Yurduz'u hanımefendi de televizyon programlarında bu konuları çok işledi. Illuminati konularını, masonik sembolleri ve onların insanlar üzerinde ve toplum devlet üzerlerindeki etkilerini inceleyen çok programlar yaptı. Ali Bektan Bey'le de biz kendimiz çok yaptık ve diğer arkadaşlarla çok faydalı programlar yaptı. Mesela bu kitapta da mesela Illuminati'nin de birer büyü örgütü olduğu, büyü teşkilatı olduğu yazılı. Hatta Şimon Halevi kitabında Kabala'nın, yani kendi baş hahamları belirtiyor bunu. Diyor ki Kabala tamamen dünyadaki diğer insanları kendi emrimize sokmamız, bizim yönetimimiz altında yönetilmeleri için yazılmış, tasarlanmış bir büyü kitabıdır diyor. Bakınız, yeni dünya düzeni, tek dünya düzeni dedikleri şey zaten kuruldu. Şimdi ben 15 senedir evde televizyon yok bende. Evet. Fakat tabii internetten maalesef görüyorum. Evet. Şu ses. Şimdi yetenek yarışmalarında ses, o ses, bu ses, şu ses yarışmalarında bakıyorsunuz, yurt dışından bir format alınıyor değil mi? Türkiye'ye adapte ediliyor. Aynı şey Batı'da da uygulanıyor. Dünyanın her ülkesinde aynı yarışmalar televizyonlarda yapılıyor. Ha, yeni dünya devleti, tek dünya devleti, yeni dünya düzeni. Zaten kurulmuş vaziyette. Bakıyorsunuz televizyon insanların doğrudan doğruya bilincini en kolay etki altına alan araç. Beyin dalgalarıyla vesaire, beyin yıkama aracı. Ve öyle bir... Beyin dalgaları dediniz, o zaman kardeşinizin sorusunun cevabı oldu. Yani aynı zamanda uzaktan kumandayla hani... Televizyon da bir büyü zaten. Yayılmasıyla da kişide bu tür hani... Allah selamet versin lideri Salim Rıza Beyoğlu'na yapılan uygulama gibi veya eski Refah Partisi'nin milletvekili Hasan Mezacı Beyefendi'ye yapılan uygulamalar işte onlar da birer büyü ritüeli değil mi? Uzaktan kumandayla beynini yönlendirmek suretiyle kişiyi düşüncelerine saptırmaya veya ruhsal durumunu bozmaya matuf olan. İşte televizyonun amacı bu zaten. İnsanları tamamen toplu hipnoz altına almak. O yarışmalarda ne yapıyorlar? Jüri üyeleri aynı örnek yarışmanın jüri üyeleri gibi aynı mimiklerle davranıyor. Hatta diyorlar ki bunları seyredin, siz de bunlar gibi davranın. Aynı şekilde tepki veriyor. Oturma düzeni aynı. Davranış biçimi aynı. Şarkıcının, yarışmacının durduğu yer aynı, işte müzisyenlerin dekor aynı, kullanılan objeler aynı. Ne oluyor? Nereye giderseniz gidin aynı insanlar, aynı hareketleri, birbirlerinin kopyası haline gelmişler. İşte bakın yeni dünya düzeni böyle böyle gelişiyor. Her yerde yediğiniz içtiğiniz aynı, her yerde yemeklerin içmeklerin içinden aldığınız zehirler aynı. Zaten olay bitmiş. Peki bunlar da o zaman yani bu mesela genlere etkiler. Şimdi bakıyoruz adam hiç kıskanma duygusu artık kalmamış yani insanlar. Çok rahat ya. Kıskanma yok, acıma yok, merhamet yok, vicdan yok, hiçbir şey yok. Etrafındakileri düşünmek yok, sadece ben. Sen diyor önce kendini sev. Zaten başka kimseyi sevmiyor ki. O zaman bu genlerle oynama da bir büyü. Yani. Kişinin normal kendi karakterini değiştirmesi, kendi yapısının yani düne kadar... Çok kıskanç olan bir insan, güne kadar moral değerlere sahip olan, duyarlı olan insan, şimdi son derece umursamaz, duyarsız bir hale gelmiş. Hatta toplum olarak öyle olmadık mı? Şu an ilaçlanıyor Türkiye. Senelerde, 4 senedir ben söylüyorum. O zaman demek ki, yani algı operasyonu mesela, işte bu tür yöntemlerle de olabiliyor. Siz diyorsunuz ki hani Illuminati insanları yönlendiriyor vesaire vesaire. Kadıköy'e gidin bakın. Kadıköy bir cehenneme döndü. Kadıköy'de ahlak diye bir şey kalmadı. Ben 45 senedir Kadıköy'de oturuyorum ve artık dayanamıyorum. Tamamen bir açık hava meyhanesi haline geldi. Ve o sabah 4'e... Bunu anlatmanızı aslında dün akşam... Rezalet yani. Bana bir gün hatırlıyor musunuz? Bir televizyon programında... Her seferinde söylüyorum. Evet. Demiştiniz ki akşam eve
geliyorum. O sırada onu bir anlatır mısın? Yani şöyle bir şey, işte bunu da herkes bilsin açıkçası. Son 15 seneden beri Kadıköy'de insan yaşamaz hale geldi. Çünkü tamamıyla her yer bar oldu. Her yer bar ve meyhane. Eskiden yorgancı, eskiden yumurtacı, eskiden patates satan adam kapatıyor, bar açıyor. Ve biliyor musunuz, Kadıköy'de bir yerde eski bir ATM makinesinin olduğu yere bar açtılar. Kaç kişi girer oraya, kaç kişi sığar? Ben de dedim ki, benim evimde de dedim kullanmadığım bir küçük tuvalet var, ben de orayı bar yapayım bari. Buyurun gelin için orada. Yani bu tabii benim şahsi kişisel tercihim. Ben alkol ve sigara kullanmıyorum. Kullanılmasından da hoşlanmıyorum. Keşke hepsi yasaklansa. Ama artık öyle bir şey ki neredeyse Kadıköy'de musluklardan biri akacak yani. Sözünüzden etkilenmiştim. Dediniz ki bazen oluyor eve geç Onu da söyleyeyim. Apartman hemen böyle sokağa bakıyor, meydandayız. Bir kere çok affedersiniz, çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Her sabah kapıyı açıp çıktığımızda ilk karşımıza çıkan bir sarhoş kusmuğu yerde. Hadi onu atla geç. Bu böyle. Çünkü etraftaki barlardan içip bizim kapının önüne şey yapıyorlar. İçeri girenler, içeri girebilenler apartmanın için tuvalet olarak kullanıyor. Yatak odası olarak kullananlar var. Bu böyle. Ha, şimdi kapının önüne geliyorum. Migros'tan alışveriş yapmışım. Kapının önünde 3 tane genç kız, üçü de sarhoş ama bunlar 15-16 yaşında. Baygın vaziyette. 3 tane de erkek arkadaşları. Yani müsaade edin de dedim gireyim evime. Arkadaş rahatsız. Kaldır kenara dedim. Yani sen 15-16 yaşında bir kız, sen nasıl bir annenin babanın çocuğusun da nasıl bir şekilde buraya geliyorsun da sarhoş oluyorsun? Yani artık Kadıköy'de yaşamak imkansız hale geldi. Normal vatandaşın hiçbir hakkı yok. Uyuma hakkı, yaşama hakkı, evde televizyon seyretme, kitap okuma hakkı yok. Çünkü en kalın pimapeni taktırdık pencereye, gürültüyü gene kesmiyor. Sabah 4:30'a kadar barlar açık. İşte böyle artık. Ne söyleyeyim ben? Ya insani değerler yok. Ya bir kere tabii birbirimize tahammül kalmadı, saygı kalmadı. Şimdi benim AKP'yi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Fakat Facebook'ta 2 gündür şu şiddet layıklarla uğraşıyorum. Ya Sayın Binali Yıldırım'ın hanımının fotoğrafı konmuş oraya. Ay işte şunu kilosu böyle, bunun biliyorsun. Ya bu seviyelere gelindi durum. Ya sen onu ekonomik, sosyal, siyasal hataları, yanlış icraatlarıyla tenkit et. Başkasının namusu, hanımını hakaret ederek, fiziğiyle, bedeniyle alay ederek değil. Yani bu mu özgürlük, bu mu insanlık? Yani insafsızlık. Bunlar bence IŞİD kafalı solcular. Hani IŞİD ne kadar vicdansız ve merhametsiz bir uygulama içindeyse, bu solcularda da bu kafa aynı kafa. Yani kişinin icraatlarına göre değil. Yani işte bakın, medyada artık o kadar bu iş pervasız ki, internette hiç düşünemiyor. Aynı şey bana uygulansa acaba, benim hanımımı o şekilde yayınlasalar fotoğrafını. Sanki kendi karısı Beyoncé. Hani dersin ki çok manken gibi karısı sanki. Özellikle o sözcü yazarların bir kısmını da ben zaten sözcü yazar onu yayınlamış. İşte bu afişte küfeler artık first lady oldu falan filan. Lan senin karın ne? Şaşkolos. Senin karın daha da berbat yani. Şimdi bu kadar vicdansız, merhametsizce insanlar yayın yapabiliyor. İktidar uğruna menfaatler, şahsi siyasi menfaatler uğruna artık zamandan çıkmış. O yüzden hani Kadıköy örneği diğer yerlere de böyle gitgide taşıyor. İnşallah bunlarda düzelme olacak. Yani Ali Bey, bu büyü ritüelleri üzerine ben de sizin de bir fikrinizi almak istiyorum efendim. Şimdi büyü konusu bilinen bir şey. Dünyada en iyi uygulayan, en iyi kullanan İsrail. Bunu çok iyi biliyorsun. Yani Kabala'nın şeyinden. Kabala'nın perde arkası bunlardan dolu.
Fakat onlara sorarsanız özellikle Kabala, Tevrat'ı yorumluyoruz Kabala üzerinden. Neyse, yani Tanrı eksik göndermiş herhalde İsrail'in Tanrısı. Onlar da tamamlamak için Kabala'yı kullanıyorlar. Ama Kabala'yı öbür şekilde, dediğim gibi, perde arkasından kullanıyorlar. Tabi buna biz üç harfleri de dahil edelim. Yani işin şeysi içerisinde. Çünkü dünya kontrolünde oldukları için ve özellikle 13 aile, ki ben o kitabımda da belirttim. Dünya bunların. David Rockefeller denen adam, Çanakkale Savaşları zamanında doğdu, hala yaşıyor. 101 yaşında. Ve kendisi üçüncü kalbini geçen sene Nisan ayında değiştirdi. Bu arada altı da böbrek değiştirdi. DNA birbirine tutuyor mu tutuyor derseniz, DNA'nın oranını geçen, tabii biraz da filmleri biz kendi kafamıza göre izlersek öyle, 170 milyonda bir. Yani dünyada 170 milyon insanı koyacaksınız. İki tane DNA'lı insan ancak çıkacak. Ve bu adamlar bunları buluyorlar. Bunlar dünya yönettikleri gibi her şeyi de yönetiyorlar. İnsanlara yani büyük konusunda da şey var. Çünkü Rockefeller diyor ki, ben dedemden görüşüyorum ama şeytan aracılığıyla. Yani dedesiyle şeytan aracılığıyla konuştuğunu iddia ediyor. Ve bunların en büyük güçleri bu. Ama o arada ekonomi ve dünya ellerinde olduğu için 13 ailenin. Ve daha da önemlisi para, Amerikan Merkez Bankası parası falan filan, hepsi bunların ellerinde. Bunlar basıyorlar. Amerikan hükümeti 100 milyar dolar istiyorsa faizden veriyorlar. Yani öyle bir Amerika'nın devletin böyle para basma şeysi falan yok. Hiçbir devletin. Tek ülke. Bunu devletleştirmek isteyen adamı da Texas'ta 63'te indirdiler. Bir tanesi budur. Bir tanesi Vietnam Savaşı'dır. Nedenlerinden biri. Sonra üniversitedeki, Texas Üniversitesi'nden bir hocanın kitabı var onunla ilgili. Türkiye'de de basıldı. Profesörün ismini unuttum onda. Şimdi tabii bunlar bu her türlü güç için büyüyü kullanabiliyorlar. Bunun dışında çok daha önemli bir nokta vardır. Dünya liderlerine doğru yapılan bir şey. Bu konu biraz parapsikoloji de giriyor. Benim parapsikoloji kitabım da var. Parapsikolojiye giriyor ve o konuda Ruslar da çok çalışma yaptıkları için özellikle liderlere doğru bir saldırılar var. Şimdi buna tabii bizim Recep Bey de dahildir. Yani yurt dışına gittiğinde. Çünkü siz görüşmeler yapıyorsunuz, bir anlaşma imzalayacaksınız. O anlaşma sırasında adamlar size her türlü şekilde saldırabiliyorlar. Yani psikolojik silahlar deniliyor bunlara. İşte sinyaller gönderiliyor, şey yapıyor, zihin kontrolü. İşte esas büyünün temeli budur. Zihin kontrolü. Ne istiyoruz? Biz o şahsın işte işinin batmasını istiyoruz. Ben size çok basit söyleyeyim. Şimdi benim rahmetli manevi annem vardı ve 22-23 sene biz kendisiyle epey bir hukukumuz olduğu için 2014 Kasım'da vefat etti. Dededen el almıştı. Fatma Bacı'dır, bilmiyorum, belki internetten de şeyiniz olabilir. Yani o dededen el geçmişti, Sivas'tı. Molla Hamdi dedesi, çok büyük bir hocaymış, alimmiş o zaman. Ondan dolayı. Şimdi birine gidin, hocalar şöyle, ben ne şeyler gördüm, ne hocalar gördüm. Adam bir tane yazmış muska, 100 tane de fotokopi çekmiş. 50 kağıt, 100 kağıt. Yani bekletme hocam, aynı şey. Yani şimdi diyorsunuz ki ayağım ağrıyor, doktor diyor ki yaz şu ağrı kesici, midem ağrıyor, al bu ya ağrı kesici, başım ağrıyor, almaz. Yani bir ilacı hepsine vermekle alakalı bir şey ve bu sektör müthiş bir sektör. İnternet üzerinden de medyumlar yazın. Ben bilmem kaç milyon artık siteye uğraşmıştır. İsimler. Yani ha, onları saymıyorum zaten. Bu konuda özellikle Alevi kesimi, dert yananlar Ankara'da bir kadın var. Ya kadın kendini peygamber ilan etmiş vaziyette ve bugün korkunç bir trilyonları var kadının. Zühre, şimdi hatırladım ismini. Yani düşünün. O kesimi de zaten okumamış, biraz cahilleri, benim akıllı dostlarımız da var işlerinde, iyi insanlar da var. Ama o cahilleri bu. Yani sonuçta bunu hepsi kullanıyor. Yani özellikle İsrail konusunda çok kullanıldığını söylüyorum. Şimdi evet, papazlara gelince bir kanaat vardır. Efendim, papaz büyüsü çözülmezmiş. Yalan. Niye yalan? Hristiyanlık diye bir din getirmedi ki Hazreti İsa. Ya yoldan çıkmış Yahudi hahamları düzeltmeye geldi. Bir bakıyorsunuz değil mi? İsrailoğullarındandır İsa. Önce bu oraya bakalım. Paulus'un kurduğu bir dinden bahsediyoruz biz ortada. Bırakın Petrus başa çıkamamış. Yani meşhur Saint Peter Vatikan'ı kuran havari başa çıkamadı Paulus'la. Paulus'un kafasına göre oluşturulan bir dindir bu ortada. Hayali ve sanal bir dininde büyüsü olur mu? O gidenlere ben kızıyorum. O şey var, meşhur anahtar yok, şu bu bilmem ne adaya gidiyorlar, şeye gidiyorlar, o
kuyulardan su çekiyorlar da şey yapar. Gitmeyin kardeşim. Ne, yani bunun bir şeysi hayal, bir şey hayal. Tarsus'da Danyal Peygamber'in de mezarı vardır orada biliyorsunuz. Yani bu konularda. İşte bu şey açılardan dolayı büyü hakikaten insanlar için çok önemli ama toplumda özellikle işte bu karı koca meselelerinde ha tamam eskiden olabilirdi ama şimdi yani psikologlar var, şeyler var, aile şeyleri var, yani danışma şeyleri falan var. Ha bu konuda belediyelerin de bir takım çalışmaları var. En azından oraya şey yapmak lazım. Kadın diyor ki ya kocam beni aldatıyor. Aldatıyor mu? Yani, ya, bilmem ne hoca var bak diyor herifi eve döndürdü. Ona gidiyorlar direkt. Ya, tabii buyurun. Maltepe'de bir psikolog arkadaş da şöyle bir öneri getiriyor. Kocam beni aldatıyor diyor. O da diyor ki zaten yani en büyük pazarı. Evet, en büyük o. Bir de kaynana, gelin kaynana olayı. %80 gelin kaynana olayı. %20 de bu işte kocam beni aldatıyor olayları. Psikolog diyor ki şu an bunalımdasınız değil mi? Diyor. Evet efendim diyor. Boşluktayım, yalnızım diyor. Sizin de sevilmeye ihtiyacınız var. Siz de diyor bir partner bulun kendinize diyor. O zaman çok rahatlayacaksınız diyor. Yani psikoloğun getirdiği çözüm bu. Sorusu olan var mı? Beyefendi, çözüme dair bir şey söyleyecektim. Evet. Tamam, özür dilerim. Buyurun. Benim şu an yarım saatte dinlediğimizi başlıyorum. Pardon, özür dilerim. Benim edindiğim intiba şu, yani yarım saattir dinliyorum mevzuyu, konuyu, soruları ve cevapları. Anladığım tek bir şey var. 100 yıldır bu insanları dininden koparmak için uğraştılar. Nihayet onu başaramayacaklarını anlayınca bu sefer dinden kopuşun yanında bir de böyle teferruatlara girdiler. İşte beyefendinin anlattığı, sizin anlattığınız gibi efendim büyü olayları, sihir olayları, psikolojik olaylar. Az önce bir beyefendi arkadaşımız dedi, televizyonla insanları etkiliyorlar ki çok doğru. Hatta şimdi çocuklarımızı bu telefonlar var ya hani çok amaçlı. Çocuk konuşmasın, bağırmasın, kavga etmesin, anneyi babayı ilgilendirmesin, yani meşgul etmesin diye televizyonu veriyorlar. Onda oyunlarla oynuyorlar ve kafa yıkanıyor. Dolayısıyla bir itaatsizlik var insanlarda. Halbuki Allah Celle Celaluhu insanları kendisine itaat etsin diye yarattı. Ve onları imtihan olmaları için de dünyaya gönderdi. Şimdi bir ateist bir öğretmen okulda çocuğa diyor ki Allah madem ki bizi cennete gitmemizi istiyor, neden bizi yaratıp dünyaya gönderdi diyor. Bunun üzerine çocuk çok güzel bir cevap veriyor ona, düşünün. Diyor ki hocam siz bizim sınıfı birincilikle geçmemizi istemiyor musunuz? İstiyorum. Niye siz bize sıfır veriyorsunuz diyor. Yani niye beş vermiyorsunuz, on vermiyorsunuz diyor. Çok güzel bir cevap veriyor. Şimdi biz bu dünyaya imtihan için geldiysek bizi gönderenin bir de kullanma kılavuzu var. Bir buzdolabı alıyorsunuz, size bir kılavuz veriyorlar. Diyor ki bunu bu şekilde kullanırsan 5 yıl garantidedir. Kullanmazsanız o garantiden çıkarsınız. Cenab-ı Hak da gönderirken kılavuzu gönderiyor. Diyor ki ben hiçbir elçi göndermediğimi sorumlu tutmam diyor. Öyleyse biz o kitabı neslimize, çocuklarımıza çok iyi öğretmemiz gerekir. Şu olayların tümü bana göre iman eksikliğinden, amel eksikliğinden kaynaklanıyor. Neyin helal, neyin haram olduğunu biz neslimize öğretmezsek bunların hiçbir tanesi bitmez. Çünkü siz bir şey söylersiniz, başkası başka bir şey söyler. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Getir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an şifadır diyor Allah Celle Celaluhu. Büyü en çok zirveye nerede varmıştır? Musa Aleyhisselam döneminde varmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a büyü yaptılar. Cenab-ı Hak Muhafazatayn surelerini indirdi. Ne dedi? Felek ve Nas'ı oku dedi. Ayet-i Kürsi'yi oku dedi. Sizden ne tavsiye ediyorsunuz? Bakın az önce bir şey tavsiye ettiniz. Ne dediniz? 7'şer defa işte şu kadar gün Ayet-i Kürsi'yi okuyun, Felek Nas'ı okuyun. Bunlar Muhafazatayn sureleridir. Dolayısıyla
Nuska yapmayın dedi peygamber. Var mı nuska? Yok. Ama bunları okuyun, sizi emniyete alsın dedi. Namaz kılan, abdesti gezen, Allah'ın emrine tam uyan insanlarda vesvese filan olmaz. Şeytan ne diyor? Ben size sadece vesvese veriyorum. Ben sizi etkileyecek gücüm yok ki diyor. Çünkü ben yaratıcı değilim ki diyor. Ben de yaratılan biriyim diyor. Dolayısıyla benim anladığım, biz inanan bir nesil yetiştirebilirsek bana göre bu problemlerin hepsi biter. Değilse her gün bir başka şey çıkacak. Çünkü zaten bizi etkileyip çöketmeye çalışıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım isterseniz rahat. Allah razı olsun. Açıklamalar için teşekkür ediyorum. Dostumuzla yaklaşık 25 yıldır birlikteyiz. Çok eski bir ağabeyim. Çok eski bir dostum. Üsküdar'dan hem de değil mi? 25 yıl sonra bugün nasip oldu birbirimizi görmek. Onu da söyleyeyim. Yani bu vesileyle. Fakat şöyle bir olay da var. Bu büyün içerisinde 5 vakit namazını kılan, 30 gün orucunu tutan insanlar da var. Ya onlar da etkilenebiliyor mu? Sakalı yürürken ayağına takılıp düşenler, o kadar sakalı uzun olanlar da var. Tesettürlü de var. İstisnaya bir bak, şey diyemem. Yani o mutlaka olur da. Bak, istisna demiyorum. Keşke istisna olsa. Bak, realiteleri konuşuyorum. Her meslek grubunda, her cemaatten, her inanç grubundan insan var. Başımı kuma gömüp sizi mutlu mu edeyim, güzel şeyler mi söyleyeyim, yoksa realiteleri, gerçekleri mi söyleyeyim? O zaman söylüyorum. Neden? Şunu sormak isterim size. Arkadaşlar, içinizde şu son bir hafta içerisinde kaç tane gözü olmayan, kolu olmayan veya ayağı sakat küçük çocuk gördünüz? Kaç tane? Bir veya iki, doğru mu? Veya belki hiç görmeniz bu bir hafta içinde. Ama bir çocuk doktoru günden az 20-30 tane görüyor. Doğru mu? Neden? Çünkü çocuk doktoru, yani mesleği o, ondan dolayı görüyor. Ama biz haftada belki bir tane rastlıyoruz veya rastlamıyoruz. İşte bunun gibi. Bütün bu problemlerden dolayı her gün onlarca kişi bana geldiği için oradan biliyorum hangi tür insanların bu şeye tevessül ettiğini, etmediğini. Bunların içerisinde çarşaflı hanımlar da var, tesettürlü hanım da var, sosyetik hanımlar da var, kendisini deist olarak adlandıran etilerden bayanlar da var. Maalesef her inanç grubunda kişi var. O zaman bana burada, hani aslında o kadar uzatmak istemiyordum. Hı hı. Estağfurullah. Ben bugün kendim de dahil birinci sıraya kendimi koyuyorum. İslam'ı bildiğimi zannediyorum. Ne kadar çarşaflı varsa, ne kadar sakallı varsa, ne kadar cemaat varsa, onların %90'ı dinden habersiz. Dinden habersiz, haberli olan da var. Ama onun için bunlar olacak. Anormal değil. Ama bakın, dinden haberli olanlar da var. Yani bunların içinde hoca var. Ya hoca yapıyor adam, yani ilahiyatı bitirmiş. Yapıyor. Ben fazla yorum yapmıyorum. İşte o zaman şunu açıklamak gerekiyor. İşte nefsin mertebelerini açıklamak gerekiyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmaine. Olaylarına o zaman girmek zorunda kalıyoruz. Nefsi emmare şu an bence, tabii hiçbirimiz haşa nefsi emmari grubunda değiliz tabii ki inşallah. Ama bir nefsi levvame grubundayız. Yani bir günah işliyoruz, sonra kendimizi tekrar tövbe ediyoruz, düzeltiyoruz. Sonra tekrar biraz bozuluyoruz. Tekrar bir çırpınışın içindeyiz şu an. İşte bütün olay bu. Yani nefsi mutmaineye çıkamama olayı. Olay. Ona çıksak ondan sonra zaten gerisi, bunlara tevessül etmeyeceğiz. Yani toplum olarak dindarımız da dinsizimiz de maalesef o şeyde, durumunda büyük bir çoğunlukla. Tabii ki istisna çok hani üst şeyde olan kardeşimiz, tabii ki onlara bir sözümüz yok. Ben kendi açımdan söylüyorum. En öncelikle kendimden başlayarak söylüyorum. Maalesef o konuda tam bir şeyde değiliz. Bir şey, estağfurullah. Şimdi
Abi bir şeyler söyledi de şimdi ben bir şey karıştırıyor diye düşünüyorum. Yani büyünün etki etmesi de kullandığı yöntemler ya da metotlar ya da etki ederken nasıl etki ettiği meselesiyle bu meselesi çok ayrı bir yöntemler. Yani mesela Efendimiz'e büyü yapıldığını biliyoruz. Evet. Kabul ediyoruz. Şimdi eğer böyle insanlıktan yaşamadığı için falan bu şeye benziyor. Hani adam abdest almadığı için işte roket oraya çarptı ve adam öldü. Abdesti olsaydı ölmeyecekti gibi bir mevzuya değindi yani. Oysa bence bunlar çok var. Hani kendi meselenin kendi özü itibariyle değerlendirmek lazım. Büyü evet etki ediyor. Etki ederken hangi metotları kullanıyoruz? Nasıl etki ediyor? Bu mesele üzerine düşündüğü zaman belki ikisi farklı yerlerde falan değerlendirilmesi gereken meseleler gibi duruyor. Şimdi onu şöyle metafiziği açıklayayım ben. Peki açıklayayım bakalım. Güneşin girmesini senden dinlemek için şu perdeyi açıklıyorsunuz. Evet. Abdest bunun aynısı. Sizi kötülüklerden ve gelecek şerlerden korunmak için. Namaz da belirli. Evet. Okuyacağımız ayetler de belirli. Muhakkak. Ama bunu kaldırırsan bu yıl güneş istediği gibi girer. Ama bu şey gibi olur ya. Mesela adama mesela şey hapı veriyoruz işte antidepresan hapı veriyoruz diyoruz ki işte abdest alsan bundan korunursun gibi bir şey bu yani. Antidepresan sonuçta etki ettiği bir şey var. Evet. Dolayısıyla bu antidepresan abdest alsan da etki edecek, abdest almasan da etki edecek bir yol bulup kendisine var. Etki eder, ondan korunmak için nasıl bir tarz geliştirmesi lazım İslam'dan hareketle o ayrı bir şeydir. Nasıl metot kullanması. O ayrı bir şey ama ben abdest aldım, antidepresan etkisinden kurtuldum diye bir şey yok. Abdest alınca da etki ediyor yani. Çünkü etki etme yolları farklı yani. Evet. Yani etki etme tarzı farklı. Şimdi, güzel. Fakat şöyle bir şey de var. Metafizik konuları fiziki yöntemlerle izah edemezsiniz, açıklayamazsınız. Çünkü ismi üstünde fizik ötesi. Metafizik demek fizik ötesi olay demek. Onu nasıl fizik yöntemlerle açıklayabileceğiz? Ama şu var. Mesela ayet-i kerimede sizin bütün yaptıklarınız teker teker sizlere gösterilecek ayeti geldiğinde müşrikler dediler ki ey Mekkeliler, Muhammed neler söylüyor, neler uyduruyor, nasıl hiç aklınız mantığınız çalışmıyor mu sizin ya, hiç kafanızı kullanmıyor musunuz, nasıl olacak da yaşanmış, hadi dünkü olayı hepiniz bir gösterin bakalım bize dediler, doğru mu? Ve mantıklıydılar, akıllıydılar. Yani aklen düşündüğümüz zaman, mantık, akıl ve ilim olarak düşündüğümüz zaman müşrikler haklıydı. Hakikaten Muhammed göster bakalım. Dün hadi yemek yedik, burada oturduk, sohbet ettik. Onu hadi bize tekrar bir göster bakayım. Ne kadar mantıksız, akılsız bir olay değil mi? Ama işte bu, ama metafizik olarak ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunlar hepiniz yaptıklarınız size gösterilecek dendi. O ortamda, o şartlarda mı mümkün değildi? Ama bakın şimdi bir futbol müsabakasının bir pozisyonunu defalarca kare tekrarını izliyoruz değil mi? Hani gösterilemezdi ama o zaman öyle değil. O zaman Hazreti Ali Aleyhisselam dedi ki bana gelecekte insanların öyle durumları, öyle sıra dışı yaşantıları gösterildi ki onları şimdi söylesem size dedi hepsiniz küfre düşersiniz dedi. Söyleyemem dedi. Çünkü deseydi ki 400 kişi, 500 kişi bir demir kafesin içerisinde havadan uçacak, kalkacak. Bu arada uçarken yani bir şehirden bir şehire gidecek. O sırada o kafesin içinde oturacak, yemek yiyecek, kitap okuyacak, sohbet edecek veya uyuyacak deseydi. Ya biz dur bakalım arkadaşlar, biz böyle bir dini kabul ettik. Bu dinin başında da bu var. Lan bu din saçma bir din yani. Ben şimdi bunu söyleyen bir insanın dinine nasıl ittiba edebilirim diyecekti o zamanki müminler. Doğru mu? Eğer tam mutmain değillerse veya muallakta kaldılarsa. Şimdi ben size soruyorum. Siz inanır mıydınız Hazreti Ali Efendimiz böyle bir şey söyleseydi? Siz o dine tabi olur muydunuz? Bunu söyleyene tabi olur muydunuz? Ya zaten sahabenin büyüklüğü burada. Yani bu metafizik söylenen şeylere o zamanki şartlar içerisinde imkansız ve sıra dışı, mantık dışı olan şeylere tam ittiba etmeleriydi. Ne dedim? Sizlere hepsi gösterilecek dendi. Tekrar yaşadıklarınız, tekrar dirileceksiniz dendi. Yani buna benzer bir sürü örnekler var değil mi? Sonradan ilmin kabul ettiği, Kur'an'da sonradan 1400 sene önce bahsedilmiş ve şu an ilmin kabul ettiği. Sağlıktan tutun diğer hususlara kadar.
Ama o zamanki mantıkla, mantaliteyle, fizikle olayı çözmeye kalksaydık çözemezdik. Oysa şimdi ama çözülüyor. Şimdi bu da öyle. Yani bir insanın bir insana uzaktan etki yapması, beyin gücünü kullanarak, ben mesela göz ve beyin gücümü kullanarak bir kişiyi defalarca, hatta televizyonu canlı yayında yaptık. Farah Hanım'la yapmadık da Kaşgar TV'de, bir Rumeli TV'de böyle birkaç program yaptık. Mesela siz de şahit olunuz defalarca benim Üsküdar'da hani büroma geldiniz, ne şeylerimi gördünüz, seanslarımı. Mesela orada gözlerimle bakarak bir insanı tık diye yere düşürüyorum. Eşinize yapmıştım. Veya elini havaya kaldırıyorum. Beyin ve göz gücümü kullanarak. Şimdi bu demek ki beynin yaydığı bir enerji var. Gözün yaydığı bir enerji var ki bu oluyor ama biz göremiyoruz. Aynı şu an aramızda uçuşan milyonlarca toz taneciğini göremememiz gibi. Ne zaman görebiliriz? Pencereden bir ışık süzmesi veya bir güneş süzmesi girdiği zaman o aradaki şeyleri görebiliriz. Alfa beta gama ışınlarını görebiliyor muyuz? O zaman neden ultrasona girerken, değil mi? Hani röntgene girdiğimiz zaman deniyor ki şunlar şunları üstünüzden çıkaracaksınız veya ve benzeri diğer etkiler nasıl oluyor? Büyü de öyle. Sadece büyü simya ilmiyle yapılmıyor. Yani domuz yağı, ölü toprağı vesaire, bunların yaydığı enerjiyle, olumsuz enerjilerle yapılmıyor. Bazı sıra dışı 4. boyuttaki varlıkların da yardımlarıyla yapılıyor. Şimdi arkadaşım beni yanlış anladı usta. Hı-hı. Yani biz bunu derken iş sıfırlanacak manasında demedik ama bugün %80 insanlar bu noktada. Maalesef. Yani sen beyan buyurduğun gibi, yani bu işin içinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Ben dışarıda olduğum halde sokakta gezerken tahmin ediyorum, görüyorum hareketlerinde insanları. Bu azalır. Yoksa tamamen temizlenir diye bir şey dediğiniz yok. Siz bir ilaç veriyorsunuz insanın bedenine, istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Siz bile aynı şeyi yapabiliyorsunuz işte benim eşime yaptığınız gibi. Yani bir şey istendiği zaman yapılmaz diye bir şey yok. Benim eşim hayatında haram yaptığı bir iş yok ama ona rağmen siz onu istediğiniz gibi yönlendirdiniz. Evet. Öyle olmadım. Evet. Yani bunlar ayrı bir şey. Evet. Benim söylemek istediğim istisnaların dışına çıkmak. Yani istisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki olacak. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminden sonra sanki o dönemde olmadı mı? Ebu Bekir Sıddık eğer Resulullah söylüyorsa doğrudur dediği gibi inandılar. Bunları da anlattıklarını da kabul ettiler. Ve onlar onun için sahibi oldular. Biz o noktaya... Tabii canım, biz çok muhakkak. Yani. Muhakkak. Çok hamamlarda yıkanmamız lazım. Maalesef, evet, doğru. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim. İşte ben programlardan sonra iki şey olsun. Birincisi, Türkiye'nin ilaçlanmasından bahsettik. Kempe'de bir ilaç şeyleri uçaklarla bu 4-5 yıldır yapılıyor. Bugün toplumsal olarak insanları şeyden, zıvanadan yani çıkartmanın nedeni çok bu. Güzel. Bırakın, çok güzel. Çok güzel bir konu. Çok, evet. Önemli bir şeyler söylüyorum. Programlarda biliyorsunuz. Bunlar kişinin psikolojisine de etki yani yapıyor mu? İlaçların uçaklanması, büyük depolara tanka geliyor adam. Bakın gökyüzünde garip şekiller olduğu zaman öyle jet izi falan olur dedi. Öyle bir şey değil. Garip bulutlar şeyler var ve her gün Türkiye'nin bir yerinden bir şeyler geliyor. Yani Antalya'sından geliyor. Eminönü'nden gösterdiler. Geçen hafta, bir hafta 10 gün öncesi. Şimdi baktığınız zaman arabayı oturunca hani trafik canavarı hikayesi vardır ya. Evet, evet. Herkes anormal oluyor. Ben araba kullanmıyorum. Buna rağmen yani bir yere giderken kullanan şeyinde oturduğumuz zaman ben zıvanadan çıkıyorum ki o kişi olduğu zaman oradan gidiyor. Yani ne oluyor? Sizi siz olmaktan çıkarıp tabii, başka tabii, davranışlara yönlendiriyor. Yani fırçın şey kavgacı bilmem ne. Yani daha bugün şey, bugün olan bir şey. Adam ya çok sakin birisiniz yani. Böyle, evet. Sen niye evi dükkanını park ediyorsun deyince herif çekmiş silahı. Taramış dükkanı. Adamlar falan yaralı yani. Şimdi bunu yapıyorlar. Bunun bir örneğini 2 yıl önce gördüm. Ben Doğma ve Üsküdar demiştim. Biraz ileride. Ha, Ali Bey yani vurmayacak bir kişi, o sırada sakin davranacak bir kişi evet. O tavrını değiştiriyor ve agresif vuruyor. Agresifleşiyor bir anda. Kişiliği değiştiriyor. Değiştiği bir kontrolden çıkıyor. Çıkıyor. Bahçede bir asma vardı. Güzel bir üzüm verdi. 2013'te, 2014'te yarısı kurdu bunun. Yarısından da geçen seneki mahsul gibi bir şey oldu. Ama yarısı tamamen kurdu. Bahçeyi boydan boya da kaplıyor. Daha sonra Bursa'da ablama gittim. Ya dedim köye çıkalım falan. Çıktık köye. Onun da asması var. Asmanın onun da yarısı kurumuş. Yarısı veriyor. Şimdi
O İnegöl tarafına doğrudur. Kestel'in üst tarafındaki şeydir. Ya orasıyla şuradaki hayal. Bakıyorsunuz bir ortak nokta var orada. Ortada dedim. Ya bunun başka türlü açıklaması, izahı yok. Yani şey gelir, böcek gelir, mikrop şey gelir, işte bir yerden çıkar. Yarısı orada gidiyor. Burada Üsküdar'dayım ben. Allah'ın Uludağ'ın bilmem neresindeki şey. Yani bunlar buradan yaşadığımız oluyor. İkinci bir şey de Ramazan Hoca ilk geldiğinde programda söylemişti. 2012 senesi 2011'de Türkiye'de doktorların yazdığı ve satılan antidepresan ilaç kutu sayısı 56 milyon. Bakın 5 yıl önceki. Bugün he, bugün gelinen nokta herhalde temiz 100 vardır. Yani bak da 5 yıl önceki rakam buysa ondan sonra hakikaten işimiz zor olur. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katkılarınızdan dolayı ve bu vesilede Berat gecenizi kutluyorum. İnşallah Rabbim hayırlı, huzurlu, mutlu bir gece geçirmemizi temin eder. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm.